Şans sembolleri, batıl inanışlar, uğur getiren objeler, iyi şans getirdiğine inanılan sayılar, talih objeleri vesaire vesaire. Ama önce şunu sorayım, sizler cevaplayın lütfen öncelikle sevgili seyircilerimiz. Şansa inanır mısınız ya da size şans getirdiğini düşündüğünüz şeyler neler? Önce bir bunu düşünün ve bunun üzerine konuşacağımızı hayal edin. Üstelik de bu önemli konuyu Profesör Doktor Uğur Batı ile konuşacağız. Kendisi akademisyen, yazar, çok yakından tanıdığınız bir isim. Uğur, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Sana da sorayım aynı soruyu. Senin için uğur ve şans getirdiğine inandığın şeyler neler? Hepimizde az buçuk var. Ben 7 rakamım benim için çok önemli. 7? 7, evet. Yani futbol oynuyordum. Yıllar boyunca hep 7 formasını giydim. Cristiano Ronaldo gibi diyeyim. Onun haricinde bir de benim için ya belki doğa örüntüsünden kaynaklanır. Hep 4 yapraklı yoncayı bulmaya çalıştım. Öyle bulamadım. Mi? Bulamadın mı? İyi aramamışsın. Aradım, denk gelmedi. Peki insanların bu inanışları neden kaynaklanıyor? Neden böyle bir doğada ya da ruhumuzda bir şans ve bununla bağlantılı şeylere inanma ihtiyacı duyuyoruz? Tabii. Bu birçok disiplinin böyle füzyonunu yapmamız gereken bir olgu aslında. Yani bir tarafında antropoloji var, bir tarafında antropomorfoloji var. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, her bakımdan incelemeliyiz bunu. İnsan tabii ölüm bilincine sahip, bunu biliyor ama soyut bir kavram aynı zamanda. Hı. Ama bir zaman somutlaşıyor ve bunun örneğini defalarca görüyor. O bilinmezlik deryası, hani nereden geldiğin, nereye gittiğin ve yüksek kapasiteli bir organ, beyinle birlikte aslında birçok sorunun cevabını yıllar içerisinde o hayat dediğimiz yolculukta arıyoruz. Bu arayışın sonucunda biz genellikle belli duyguları, mesela bazen merhamet, bazen vicdan, bazen aşk, bazen umut. Bunları sembolize etmeye çalışıyoruz. Yani fizikselleştirmeye, somutlaştırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Somutlaştırmak için aradığımız o eylemlerin sonucudur aslında burada oluşturduğumuz semboller. Hatta mitler, hepsi, hı hı, aynı kökenden gelir. Hatta astroloji, onda da büyük oranda bu bilinmezlik sürecinin aslında, değil mi, bilinir kılınmaya çalışılması çabası vardır altında. Hı hı. İnsan hep arayışta olacaktır ve o arayışı hep somutlamak isteyecektir. Çünkü soyutluk insanın baş edebileceği bir olgu değil. Yani en basitinden mesela ekonomiyi, değil mi, son 2 ay çok konuştuk. Orada bilinmezlikler deryası var gibi duruyordu. Hı hı. Soyutlaştı, soyutlaştığı zaman irkildik, korktuk. Ne yaptık? Somut olsun istedik. Bir diğer ekonomi anlamında söyleyeyim, daha stabil olsun istedik ortam. Hı hı. İnsanların arayışı hep her şeyi somutlaştırma çabasına ilişkindir. Varlığı arayışı da öyledir. O felsefenin özündeki kocaman o varoluşsal felsefe dediğimiz o ontolojik arayışın sonucu hep insanın nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunun cevabının etrafında şekillenir. Şimdi tabii bölgesel olarak şans inançları farklılaşıyor ama bir de evrensel şans inançları var. Mesela az önce senin de dediğin gibi işte 4 yapraklı yonca, ne bileyim işte at nalı, ama mesela bize özgü nazar boncuğu vardır. Şimdi bunlar nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl evrenselleşiyor ya da nasıl bölgesel anlamda genel geçer haline geliyor? Çok enteresan değil mi bu? Öyle aslında, ya insanların maddi ve manevi kültür hazinesi transition deriz. Çok geçişlilik var arasında. Yani her ne kadar iletişim ortamları bugünkü gibi olmasa bile bundan 2000 yıl önce, sonuç itibariyle yolcular, kılavuzlar aklınıza ne geliyorsa bütün o geçişliliği sağlamış durumdalar. Hı hı. Mesela kalpten yola çıkarak söyleyeyim. Kalp evrensel olarak paylaşılan sembollerden biri. Hı hı. Biz mesela yaklaşık 2500-3000 yıl önceki mağara duvarlarındaki hieroglifler, oradaki o sembollerden kalbin çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Üstelik bugünkü formuna çok yakın haliyle. Hı hı. Ya çok yine basit. Aşk temalı mı kullanılmış acaba? Yaşam, yaşam enerjisi, hmm, ve her şeyin temeli olarak kullanılmış ve daha sonra da yavaş yavaş aşka evrilmiş. Bunda felsefecilerin, edebiyatçıların, sanatçıların çok büyük katkısı var tabii. Hmm. Yani o, tabii, kültür meselesini, soyut kültürün sorununu taşıyor. Şimdi insan biyolojisine bak, anatomisine bak. Kalp enteresan bir form vücut içerisinde. Kırmızı, diğerlerinden çok farklı bir formda görünüyor. Ve heyecanlandığın zaman, korktuğun zaman,
sevindiğin zaman değil mi? Her durumda yükseldiğin zaman oradaki atım hızını görüyorsun. Şimdi geleneksel olarak tıp bilgisine henüz o yıllarda sahip olmayan, bundan 2000 yıl önce sahip olmayan insanın orayla ilgili mesela çok özellikle bir düşünce sahibi olması çok normal. Hı hı. Zaten öyle olmuş mesela Fransa'da Cro-Monganlar var. Onların ilk kez o kalp sembolünü kullandığı söyleniyor. Yani en eski mağara duvarlarında Güney Fransa'da görüyoruz bunu. Ama antropologlar ilginç bir şekilde kalbin aslında kalp şeklinden dolayı değil bugün bildiğimiz formu daha çok üregenliğin yani yeniden tekrar tekrar doğuşunda sembolü olan dişi güç, dişi enerji ve dişi enerji formunun mesela kalçasından ileri geldiğini söylüyor Allah antropologlar. Allah. Tabii kalp şekli. Bu bir yaklaşım ama genellikle de antropolojide kabul görmüş bir yaklaşım. Yani çoğu zaman o sembollerin nereden gelip nereye gittiği konusunda da belli karmaşalar söz konusu. Hı. Ama neticede kalp yaşamın temeli, yaşam enerjisi dediğimiz şeyin somutlaşmış hali. Her şey onunla başlıyor, onunla bitiyor gibi düşünülmüş. Halbuki aşk dediğiniz şey beyinde yaşanıyor. Çok net yani. Peki nazar boncuğu, bize has, bize özgü nazar boncuğu nereden çıkmış? Aslında doğuya ait bir form olarak görünüyor nazar boncuğu. Dolayısıyla biz de doğu ile batı kıyısında her zaman bir füzyon ülkesi olmuşuz. Burada önce mavinin çok büyük bir faktörü var. Yani mavi rengin, renk bilimi dediğimiz şey, renk disiplini diyeyim ben ona. Her ne kadar böyle bilimsel gerçekliği, alfa gerçeklik değeri 95 deriz, çok yüksek olmasa, yani her anlam kendisini defalarca tekrarlamasa bile. Yani ne gibi düşünelim? İşte yeşil doğanın sembolü, verimliliğin sembolü, mavi açıklığın sembolü. Mesela birçok farma şirketi maviyi çok fazla kullanır. Çünkü o şeffaflık, ferahlık, hafiflik. Hı hı. Bunlar çoğunlukla kültürden kültüre de değişen sembollerdir. İşte Japonya'da beyazın yaz sembolü. Hı hı. Bizde siyahın yaz sembolü olması gibi. Hı hı. Kültürel farklılıklar vardır ama yine de renklere anlamlar yükleriz. Nazar boncuğunda rengin bu anlamda büyük bir etkisi vardır. Mavi renk umudu sembolize eder. Hı hı. Ferah bir geleceği sembolize eder. Bir de nazar boncuğunun içerisinde tabii bir göz var. Yani bizim ona baktığımız ve içeriden onun bize baktığı, izlediği. Genellikle göz ve izlemekle ilgili bütün kavramlar aslında insanlar tarafından çeşitli duyguları karşılamak için kullanılır. Mesela Hristiyan kültüründe çok yaygın olan o Edirne'deki süpürge formu vardır biliyorsun. Evet. Onun üzerine ayna yapıştırırlar, hı hı. aynalı süpürge derler. O Hristiyan teolojisinde bile olan bir semboldür. Kapının arkasına koyarlar ki şeytan eğer o evi ziyaret ederse süpürgenin üzerinde, kapının hemen arkasında kendi suretini görsün, korksun ve evden çıkıp kaçsın diye. Hmm. Enteresan. Evet, evet, o yüzden o nazar boncuğundaki göz meselesi de bakanın ve bakılanın geleceğe dair umudunu sembolize eder. Peki sana. Acaba bizim haricimizde kafasına kuş tuvaletini yaptığında bunu şans olarak adeden başka bir millet var mı? Bu biraz zorlayıcı bir soru oldu. özel araştırılmalı diye düşünüyorum. Hey yaşasın, bugün çok şanslıyım. Hemen bir milli piyango biyote almalıyım. Çünkü Allah'ım ne kadar pis oldu üstüm. Ya oyum. Genellikle pek çok soruya cevabım vardır da. Buna ama var mı? Buna da vardır senin. Çok zorlarım, denemeyeceğim. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kültürel. Mesela dün herhalde yayın daha sonra olacak. Aslında programında kripto paranın psikolojisini konuşurken dedim ki, baktım böyle bir gelirken dünyada kripto parada en fazla hesap açtıran ülkeler bir Nijerya. İki Vietnam, 3 Filipinler, 4 Türkiye. Yasal düzenleme geliyor bu arada onunla ilgili. Onunla gelsin. Parantez içerisinde gelsin. Konuşalım. Ya bak, hani bir tarafıyla evet yatırım aracı kabul etmemiz lazım artık. Fiziksel bir yatırım aracı. Evet. Hani arkasından ne kadar değeri bilmesek bile. Ama diğer taraftan da kumara çok içkin bir şey. Çok volatil, niye çıkıyor falan. Bak orada da biz varız ama yani. Hani o dünyanın dördüncü en çok hesap açtığı ülkesi. Birçok konuda böyleyiz. Ama bu yine de sorumuzun cevabı değil. Dolaylayarak söylemeye çalıştım. Tamam, bunu geçiyorum. Bunu hemen geçiyorum. Peki at nalı neden mesela atın pabucu şans sembolü olarak değerlendirilir? Tabii o sembollerin ve ritüellerin arkasında dediğim gibi geniş bir mitsel dünya var. Mesela Joseph Campbell
Kahramanın yolculuğu, kahramanın sonsuz yolculuğu analojisindeki literatürde çok önemlidir bu hikaye anlatımında falan. Bu sembolleri de aynı zamanda işler ve yıllarca sürdürdüğü çeşitli kültürlerdeki çalışmalardan sonra ortaya koymuştur. Önemli bir bilimsel yaklaşımdır. Bak, at nalının formuna bakıldığında aslında yarım hilale benzer bir form görürsün şöyle çevirdiğinde. Ay onu anlamlandıramayan insanlar tarafından, insanoğlu tarafından bin yıllarca aslında gidilmesi gereken, görülmesi gereken, ona baktığımız ve onun bize baktığı bir simge olarak görülmüştür. Bazen göz olarak tahayyül edilmiştir. Bizi izleyen bir göz. O göz şöyle bir gözdür. Senin inançlarını düzenleyen, senin daha dürüst, daha merhametli, daha vicdanlı olmanı sağlayan, çeşitli formlarında yine sana bakan, çeşitli formlarında seninle iletişim kuran bir nesne, metafordur ay. Ve atmalı hilale benzer, yani hilal formuna benzer ayın. Dolayısıyla hilal formunda onu şansla eşleştiren insanoğlu, bak dikkat et, 7 tane üzerinde çivi çakıntısı vardır. Çünkü 7 de uğurlu bir rakam olduğu için bir uğurla diğer uğur birleştirilmiştir. Yani bazen bir uğurun içerisinde diğer uğurlar da olur. Bir taşla iki kuş vurmuş burada. Aynen öyle. Ya tabii her şey çok enteresan. Mesela uğur böceği. Onunki daha fiziksel bir anlama yaslandığı iddia edilir. Bunların çoğu tabii yaklaşım olarak da düşünmek lazım. Uzun yüzyıllar önce büyük bir böcek istilasını uğur böceklerinin önlediği insanoğlu tarafından düşünülmüştür. Onun da sebebi ilginç bir böcek de, sevimli bir böcek. Yani biz böcekleri pek sevimli görmeyiz ya genel olarak. Rengi falan böyle benekli menekli, tatlı, evet, sempatik. Açılıyor, kanata dönüyor. Aslında zarar veren bir böcek. Şeyi de düşün ama, yani hani bir taraftan da form olarak da bayağı bilim kurgu filmlerinin de bir, hani o kanadın açılması falan devam etmesi Star Wars filminden çıkmış gibi görünüyor. İşte bu insanlığa şans getirmesi yıllarca bir şans sembolü olarak görünmüş. Hatta biliyorsun bir inanış vardır, bizde de var bu. Bir kadın ve erkek aynı anda bir uğur böceğini aynı anda görürlerse onlar birbirlerine aşkla mühürlenmiştir derler. Öyle mi? Evet. Yani mecburidir. Kendini gerçekleştiren kehanettir. Bu ama yani şansla bağlantısı soru işareti. Her şeyle bağlantılandırabiliriz ya. İnsanoğlunun sonsuz tahayyül gücü, hayal gücü, bütün tasavvurları yaratabilecek güçtedir. Ama bak çok enteresan söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Ha şey bilmem, yani bu semboller ve ritüeller etrafında bir hayat geçirmek ne derece bilimsel düşüncenin bir sonucudur. Tabii bu, böyle bir şey iddia edilemez. Yani biz normal koşullarda insan, değil mi, teknolojiyi pozitivist bir mantıkla üretir. Yani bilimin metodolojisiyle üretilir. Hayatını bunlara bağlayıp görüyorum çünkü o ritüeller, şanslar vesaire, semboller falan. Bu biraz zorlayıcı bence. İnsanı rahatlatıyor bunlar. Tamam, onu söyleyeceğim. Bu biraz zorlayıcı. Semboller. Ama şunu söylüyorum. Eğer hayatının odağına yine bilimsellik, gelecek vesaire odağında yaşayıp bunları da duygusal bir rahatlatıcı olarak kullanıyorsan bu sevimli bir şey, kabul edilebilir. Diğerini kabul edemem, yani hayatının odağını bununla yaşamanı kabul edemem doğrusu. Bu benim bakışım sadece. Evet. Bir bilim insanı olarak ben öyle göremem. Ama diğer taraftan insanın bugün sıçramış türün, yani sensörler, yapay zekalar, aklınıza ne geliyorsa bunları kurabilmesinin sebebi de aynı zamanda bu sembol ve mitlere dair koyduğu ortaya anlamlar, bunlara ilişkin koyduğu kurgular, bunun da etkili olduğunu düşünelim. Yani hani bilim dediğimiz şey belli soruların cevaplarını ararken bilinmezden yola çıkar zaten. Sadece bir metodolojisi vardır. Ortaya bir tez koyar, onun antitezini koyar, senteze ulaşır. Analitik düşünce böyle gelişir. Ama arkasında kurgu vardır. Bir gün bir adam büyük kanatlarla uçabileceğini hayal etmiştir. Bir gün bir başkası motor dediğimiz şeyi işte buharla çalıştırabileceğini hayal etmiştir. Bu hayaller olmasa bugün saydığımız bilimsel girişimlerin olabilmesi mümkün değildi. Bence ilk teknoloji bile öyle üretildi. Şöyle düşün, binlerce yıl önce bir mağara adamı kendi klanından ayrılmış bir dere kenarında yürüyor mesela, öyle hayal edin. Orada bir taş gördü. O taş ne? Bizim şu an dere taşı dediğimiz domalit taşlarını düşün. Onu aldı eline. A formu ilginç. Dedi ki ben bunu acaba yontup, çünkü yontulabiliyor, baktı kırılabildiğini gördü. İşte bir sopa benzeri bir dal, ağaç dalıyla
ucuna takıp bir silah haline getirsem bunu bir av nesnesi aracı olarak kullanabilirim diye düşündü. Teknoloji öyle başladı. Bir sonraki adımda ise insanın estetik duygusu, biz şöyle deriz, beynin en üst fonksiyonu estetiktir. Diğer hiçbir canlıda, memelide olmayan şey estetiktir. Kendine estetik olabilir ama dışarıya bakışa estetik olan tek varlık insan gibi duruyor. Hmm. Aynı mağara adamı bir gün o dere taşın derenin etrafında dolaşırken bu sefer kırmızı, mavi ve siyah taşlar gördü. Aa dedi, o taşları alsam, ortasını oysam, urgan benzeri işte yine bir palmiye ağacından kopardığı urganı geçirsem, kolye gibi bir şey yapsam ve o an onun adı sevgi, aşk neydi, evrensel duygudur ve binlerce yıl açtığını düşünürüz. Sevdiği kişiye hediye ettiğini düşündüğü anda da sanat ve estetik oluştu. Bak yine arkasında sembol var ama. O oluşturduğu kolye bir sembolün. Neyi sembolize ediyor? Sevginin, aşkın timsali olarak karşısındakine veriyor. Sanat da kurguyla gelişmiştir. Bilim de kurguyla gelişmiştir. Peki acaba hangi ara bir insan tavşan bacağını buldu ve aa bu bana ne kadar büyük bir şans getirdi, bunu evrensel hale getireyim dedi. Hangi arada bu oluştu acaba? Yani niye tavşan bacağı? Bu arada tavşan da yani bütün bu saydığımız mitler arasında belki en füzyon, en geniş olanlarından biri. Yani tavşan, evet, yani en geniş olanlarından. Tavşan ayağı çok yani çok evrensel. Çok kültürde var. Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Hindu maji bilgilerinin de kullandığı bir semboldür. Evet. Uzak Doğu'nun diğer dinlerine kadar, insan yapımı dinlerine kadar gider. Tavşan insanın hayatındaki hep var olan bir varlık. Önce av aracı olarak var. Daha sonra beslenebilmesi var. Tavşanın özelliği ne? Ne deriz? Tavşan gibi üremek deriz. Hı hı. Tavşan üremenin sembolü. Çabuk üremenin, çok üremenin sembolü. Dolayısıyla çeşitli dönemlerde kıtlık yaşayan ve yeme içme nesnelerine hep uzak olan insan, üremenin sembolü ve verimliliğin, o giderek bak üreme verimliliğe dönüşmüş, hep tavşanı ve onun bir sembolü olarak da tavşanın ayağını görmüş. Peki tütsü ve sirke? Bir tanesinde yine insanın belki en güçlü üçüncü duyusu olarak kabul edelim, koku var. Sirkede de tam aksine keskin, güzel olmayan bir koku var. Bir tanesi harika bir koku. Tütsü, hı hı, sonuçta çeşitli aromatik bitkilerden oluşan, bir tanesi de sert ve keskin ve onunla birlikte çok fazla yaşamak istemeyeceğimiz bir duygu. Hı hı. Yani en fazla salatanın üzerinde biraz yersin ama hemen unutmak istersin. İnsanlar o mitsel varlıklar ya da inançtan gelen varlıklar, değil mi? Şeytanlar vesaire, aklına gelen o görünmeyen formların hepsinin kötülüklerinden sakınmak için sirke, iyilikleriyle birlikte olmak için de tütsüyü tercih etmişler. Bu biraz işin uhrevi tarafı. Ama bir de fiziksel tarafı var mesela tütsüde. Tütsü seni ortama kanalize eden, enerjini yükselten, bir şekilde hoş bir ortam, atmosfer sağladığı için de onunla birlikte olmak isteyeceğim bir şey. Hı hı. Zaman zaman da bunlar ritüelistik anlamları olduğu için çeşitli doğum törenlerinde, ölüm törenlerinde, atıyorum evlilik törenlerinde ortama normalde yaşanılan sıradan günlük hayatın üzerine bir şey koyabilmek için araçsal bir akıl olarak kullanılmışlar. İşte tütsüyle birlikte yapılan ayinler o anı, o zamanı diğer zamanlardan farklılaştırma aracı olarak kullanılmış. Hmm. O yüzden şimdi mesela tütsünün bulunduğu ortamlarda, değil mi, spiritüel çalışmalar yapanlar, evlerinde yapanlar ya da bir takım mekanlarda yapanlar ya da bir takım aromaterapi seanslarında falan kullanılır. Nedir? Seni yaşadığın dünyanın o anki gerçekliğinden koparacak görsel ve kokusal bir araç olarak kullanılmış. Hep bir anlamı var yani. Hep bir fayda var. Oylum. Bazen fiziksel bir fayda. Pragmatiklik yani, bazen de ruhsal bir fayda arayışında olmuşuz. Yine çok evrensel bir konu. Bu sefer şans değil, şanssızlık getirdiğine inanılan 13 rakamı. Yani 13 rakamının ne zararı var? Ne zararı olmuş da bu kadar dünya çapında, hatta bazı havayolu firmalarının koltuk numarasını koymayacağı kadar önemli ve belirleyici bir duruma dönüşmüş? Tabii 13, aynen 7 gibi, 3 gibi. Şimdi şöyle, rakamlar da farklı kültürlerde, farklı dönemlerde, farklı dinlerde hep bir araç olarak kullanılmış. Rakam da araçsal bir akıl. İşte kimileri kabala üzerinden hesap yapmış. Bizde ebced hesabı üzerinden, değil mi, İslam dininde hesaplar yapılmış. Ve hep olarak rakamların soyut bir anlamı olduğuna inanılmış.
Çünkü bakıldığında aslında matematik soyut bir bilim. Yani geometri dediğin, cebir işte ya da matematik dediğin bilim soyut. Soyut olan her şeye anlam yükleyebilirsin. Genelde bu, yani 13 rakam mesela biraz Zerdüş dininden kaynaklanıyor. 13 Zerdüş'te çok ötelenmiş, uzak durulması gereken bir rakam. Zerdüş dini de Hindu dinleri gibi, biraz o Maji dini gibi semavi dinleri de çok etkilediği iddia edilen bir dindir. Yani ritüelistik olarak etkilediği iddia edilir. Dolayısıyla oradaki o 13 rakamının çağrıştırdığı bütün anlamlar, zaman, yani bu insanın yaptığı bir yükleme yoksa rakamın kendisinde tabii ki bir şey yok. Ama kendini gerçekleştiren kehanettir ya. Bir rakamı bir sonuca ulaşmak için kullanmak istediğinde rakam aynen istatistik gibi yorumlanabilir bir şeydir. Hatırlarsın bir ara televizyon programlarında çok meşhurdu, bunun sembol isimleri vardı. Yani o rakamı her türlü çıkartabilirsin, onunla bölersin, ona çıkartırsın, şunla çarparsın, eninde sonunda istediğin bir rakama ve o rakamın arkasındaki oluşturmak istediğin anlama denk gelebilirsin. İnsanın her ne kadar iyilikle birlikte olma, umutla birlikte olma çabası varsa kötülükten de kaçma çabası olmuştur. Üstelik şunu da unutmayalım, kötülüğün enerjisi çok yüksektir. Toplumsal sinir bilimde şey deriz biz, kötülük kendiliğindendir, iyilik ise çaba ister. O yüzden kötülüğün enerjisi yüksektir. Bak bütün o Star Wars'larda falan, o da bir Hindu hikayesidir aslında bakıldığında, o semboller falan. Majev Hindu'lar falan, düşsene en büyük Jedi bildiğin Maji'den geliyor. Majev Hindu. O kötülüğü bir şeyle sembolize etmek lazım. O sembolizasyonların en rahatlarından biri de rakam olmuş. Ve 13'ün kendisine ait anlamından daha çok ona yüklenen anlam yıllar içerisinde birikerek gelmiş. Şimdi bu 2021'in son cumartesi günü. Onun için yeni yıl ritüellerini ve yeni yılın şans getirdiğine inanılan durumlarını, yapılan şeyleri sormak istiyorum. Bu arada son 2 dakikamıza girdik ama bu tarz şeylere inanıyorsa değerli izleyicilerimiz, yeni yılda neler yapılır? Mesela 160 binde bir yonca bulunuyormuş bu arada. Öyle mi? Demek ki seni biraz daha çalışmak gerekiyormuş. Peki yeni yılda nar kırılır mesela. O mesela daha çok Türk biliyorsun. Aynen, yılbaşısı hikayesi. Nar kırılır. Başka neler yapılır yeni yılda? Ben sembollerin de anlamlarını yani antropolojik ve gösterge bilimsel olarak çalışıyorum. Neler yapıldığıyla ilgilenmiyorum çünkü kendim yapmıyorum. Ben sonuç insanıyım diyor yani. Garip cevaplar veririm ya oylum. Çünkü kendi yaptığım hiçbir ritüel yok. Bence gerçekten yapmıyor musun hiçbirini? Yok hiç. Mesela hiç boynundan çıkarmadığın bir kolyen, sabah kalktığında... biraz da obsesif kompulsif aslında bunlar. İşte sabah kalkıyorum, bugün şans getireceğine inandığım şu ritüellerimi yapıyorum. Oğlum bir şey söyleyeyim, çok sevinirsin. Hiç mi? Seni de çok seviyorum. Soruyu şey diye açtın ya, hani senin ritüelin var mı? 7 numarayı hep yerdim. Yani zorla cevap bulma çabasıydı. Ben uygulamacı değilim. Ritüellerde uygulamacı değilim, sembollerde. Sadece anlatıcıyım ben, evet, sadece diyorsun. Bilimsel bir gösterge bilimin bir alanı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sen ayın 31'inde nar kırmayacak mısın yani? Asla. Adaçayı da yakmayacaksın. Tütsü de yakmayacaksın. Hiçbirini yapmayacaksın. Söyle. Sevgili arkadaşım Zümra var, psikolog. Onun bir programı vardı. Zümra bana adaçayı çeviriyor. O adaçayını aldım, ne yaptığımı söylemeyeyim yani. Evet. Şöyle, batıl inanca inanma, batıl inançsız kalma tarzı da olabilir. Ben şöyle söylüyorum. Almanların çok güzel bir sözü vardır. Ende gut, alle gut. Bir atasözü. Sonu iyi biten her şey iyidir. Eğer çok bununla iyi. Birlikte mutlu olan, rahatlayan, ferahlayan insanlar varsa yeni yıla bildikleri bütün ritüellerle girsinler. Girsinler. Ne varsa Uğur'dan alamadık, artık araştıracağız, yapacak bir şey yok. Ben bir tek narı biliyorum ama onun da başka bir günü varmış galiba. Geçenlerde sosyal medyada bir furya döndü. Geçen hafta bugün ne zaman kırılıyormuş? Ne bayramı? Nardugan Bayramı'nda bugün nar kurma günüymüş. Ben 31'i diye biliyordum. Benim de öyle batıl inançlarla çok alakalı. 24'ü zannediyorum. Kış döngüsü bayramı. Türk'te. Bu arada bizim reji de maşallah bu şans konusunda uzman. Özellikle bizim yönetmenimiz Kaan. Esra mı?
O Esra'ymış bu bilgileri evet, veren. Evet, sen Esra. Seviyor biliyorum. Esra doğru, sever bu tür şeyleri. Ben sadece bilgi edinme taraftarındayım. Sen bana daha yakınsın. Çok, ben de öyle çok fazla inanan, uygulayan biri değilim ama hani yapıyorlarsa yaparım bir yandan. Arkasındaki anlamı konuşmak güzel oldu ama yani. Aynen öyle. Yani ben... İnanç, inanmak, ritüelleri uygulamak eğer sizi rahatlatıyorsa çok güzel. Bir dakikamız var mı? Yok. O zaman yapacak bir şey de yok. Bir dakikamız var mı Kaan? Çok kısa. Morgan Freeman'ın İnancın Öyküsü diye bir belgeseli var. Netflix'te yayınlanıyor. Oradaki bir Alice deneyi var. İnsanın inançla ilişkisi konusunda. Lütfen o deneyi yaklaşık bir 5 dakika, 15 dakika diyeyim, 15 dakikada tümünü anlatırlar. İnanmakla ilgili ne kadar yükselebileceğimizi gösteren çok hoş bir öykü. Morgan Freeman'ın İnancın Öyküsü Alice deneyi. Evet, Uğur Batı'nın bu güzel tavsiyesiyle birlikte bu saatimize noktalıyoruz. Profesör Doktor Uğur Batı, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirmenizi hep diliyoruz birlikte efendim. Yeni senede de yine sık sık birlikte olmak İnşallah. Dileğiyle böyle çok bilmediğimiz ama merak ettiğimiz konuları masaya yatırmak üzere. Biz de sevgili Uğur Batı'yla birlikte bu saatimizi noktalıyoruz. Yeni saatimizde tekrar sizlerle birlikte olacağız.